Batına açılan Ayn kapısı. Ayn harfi Arapça harfler arasında şekil olarak benzerlik taşıyan gruptadır. Ayn harfi Arapça bir harf olan Gayn harfi ile şekil olarak birebir benzerlik taşır. Sadece üzerindeki tek bir nokta ile Gayn harfinden ayrılır. Ayn noktasız bir harftir. İbrani alfabesinde de ayın, ayn ve ayin olarak yer alır. Harfin anlamına uygun olan şekli Mısır hiyerogliflerinde tam karşılığı bir göz resmidir. Ayn harfi mukatta bir harftir. Sure başlarında tek başına bulunmaz ve bulunduğu sureye ismini vermez. Diğer mukatta harfleriyle birlikte sure başlarında 4. ve 3. sırada yer alır. Ayn harfi ayn, ye, nun harflerinden oluşur. Ayn harfinin sayısal değeri yani ebced karşılığı 70'tir. Kendine oluşturan harflerin sayısal değerleri toplamı ayn için 70, ye için 10, nun için 50'dir. Elde edilen toplam 130 sayısal değeri 100 ve 30 olarak ayrılır. 100 için kaf, 30 için lam. Ayn harfinin gizlisinden seslenen harfler kaf ve lam harfleridir. Kaf ve lam harfleri birer mukatta harftir. Ayn bir harf özelliğinin dışında bakış, göz, pınar anlamına gelen de bir kelimedir. Şekli itibariyle biri dar, diğeri geniş olmak üzere iki yaydan oluşur. Sin harfi gibi yatayda değil, dikeyde bir hat çizer. Yukarıda kalan parça dar, aşağıya doğru genişleyen bir yay misali. Ayn harfinin şekli bize Kur'an'da Necm suresi 9. ayeti hatırlatır. İki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın. Varlıklar arası mesafenin ne kadar da önemli olduğunu anlatıyor ayn harfi. Bu mesafe sin harfinde yatayda, ayn harfinde ise dikeyde gerçekleşir. Öyle ki sin harfinde 3 yay uzunluğu mesafe varlıklar arasında görünen alemde gerçekleşirken, ayn harfinde bu sayı 2 hatta daha da aza inebiliyor. Ayn harfi bize görünmeyen alemle iki yay mesafesi kadar hatta bazen daha bile yakın olabileceğimizin haberini veriyor. Ayn harfinin şekli olan dikeyde yay mesafeleri bize üst bilinç ile alt bilinç arasındaki mesafeyi de haber verir. Kısaca kendimizde var olan üst bilincimiz ile alt bilincimiz arasındaki mesafe çok önemlidir. Çünkü üst bilincimiz birçok bilgiye sahip, sırlara vakıf ve kainat ile sürekli irtibat halinde. İhtiyacı oranında ve olgunluk kademelerine uygun, alt bilince damla damla bilgileri aktarır. Bir kararı üst bilincinde verirsin ve alt bilincinde bunu tevhid edersin. Üst bilinç ile alt bilincin arasında tıpkı ayn harfinin şekli gibi bir mesafe her zaman muhafaza altındadır. İnsan olmanın en önemli özelliklerinden biridir bu mesafe. Bu kiminde açık aradır, kiminde biraz daha yakındır. Fakat her zaman mesafe olacaktır. Göz gördüğü her şeyi kayıt eder ve beynin en gerekli yerlerine depolar. Göz tekrar aynı görüntü ile karşılaştığında beynin kayıt arşivinden o görüntünün benzerini bulur, karşılaştırır ve görüntüyü tanır, objeyi tanımlar. Kısaca gördüğümüz her şey kayıt arşivimizdeki karşılaştırmalarla sabitlenir ve bu bakıştan emin olunur. Bu sin harfinin bize haber verdiği 3 yay mesafesi kadar olan dar kapsamlı bir alandır. Kısaca varlıklar görünen madde alemlerinde birbirlerinden daha uzak mesafededirler. Mistikler boşuna yalan dünya,
uyku alemi, rüya alemi dememişler dünya için. Bu fikir dünyanın kendisi için değil, dünyayı görüşümüz ile ilgili bir varsayımdır. Yalan olmasının tek nedeni de sürekli kayıtlar arşivinden beslenmemizin bir sonucudur. Bu da yalan olan bir dünyayı gözler önüne serer. Eşyanın hakikatini göremediğimiz için sadece beynin arşivlerinden kullanırız. Oysa ayn harfi bize görünmeyen alemle daha yakınlaştığımızı ve gönül gözüyle görünenlerin bir arşiv kayıt olmadığını müjdeler. Necm suresinin devamı ayetinde yani 11. ayette şöyle der ki: "Gönlü gördüğünü yalanlamadı." Yalanlanmayan, reddedilmeyen şey bir hakikattir. Hele ki gönül gibi devasa bir bilinç okyanusunun bunu teyit etmesi, onaylaması, bu gördüğü şeyin hakikat olduğunu ayan beyan ortaya sunar. Hallacı Mansur, gönül gözünün yalanlamadığı ayetini ayn bayn olarak iki kelime ile ifade eder. Konu ile ilgili küçük bir alıntı ve kaynağını da belirterek zihinlerde bir çağrışım yapmasını umuyorum. Nerede hedefini arasında okuyla vurdu. Ayn ve bayn. Kevser Yeşiltaş, Hallacı Mansur Enel Hak Gizli Öğretisi, Yeni Edisyon, Dünya Basım, Book City Co., United Kingdom ve Türkiye Basım Demos Yayınları 2020 sayfa 51. Ayn harfi seçilmişlerin, nebilerin, Rablerine yaklaşanların, sadıklardan olanların yay simgesidir. İnsanın miracını temsil eden bir harftir. Aynı zamanda da gönül gözü anlamına gelen bir kelimedir. Konuyla ilgili küçük bir alıntı ve kaynağını da belirterek zihinlerde bir çağrışım yapmasını umuyorum. Etten kalplerimiz ile inandığımızı zannederiz ve arayışlarımız aklımız ile olur. Ulaşılan ise tamamen zahiri, yani maddesel bilgilerdir. Gönül gözünü açanlar, genişletenler ve genişlemesini dileyenler ancak hakikat bilgisine yaklaşabilirler. İnanç, kalbin maddesi değildir, beynimiz de değildir. Akıl değildir, zihin değildir. Bunların hepsi zanlarımızı oluşturur. Kevser Yeşiltaş, İbn Arabi Arif için din yoktur. Yeni Edisyon, Dünya Basım, Book City Co., United Kingdom ve Türkiye Basım Demos Yayınları 2020 sayfa 4. İnsan kendi özüne, hakikatine ve Rabbine ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, her zaman aralarında iki yay uzunluğu veya iki yay uzunluğundan biraz daha az mesafe kalacaktır. Mesafe görünen kainatın ve görünmeyen alemlerin olmazsa olmazıdır. Yaklaşma en büyük çabadır. Çaba liyakattir. Liyakate erişen ancak gelişir ve ulaşmanın, yaklaşmanın huzuruna kavuşur. İşte o vakit gerçek gönlün ne anlama geldiğini idrak edebilir. Gönül kelimesine yüklenen anlamlar her ne kadar yozlaşmış olsa da bilelim ki gönül yüce bir okyanustur ve henüz onun varlığından haberdar değiliz. Ancak kendi özümüz ve hakikatimizle karşılaştığımızda bunun gerçekliğine erişebiliriz. Bu konuyu ileriki konu başlığı olan Mukatta Harflerin Öğretisi bölümünde çok daha detaylı olarak aktardım. Ayn harfi Sami dillerinde yuvarlak, delik, küçük bir daire olarak tasvir edilir. Göz anlamına geldiği düşünülür. Ayn harfi İbranice'de ayin olarak seslendirilir. Mısır hiyeroglif alfabesinde göz şeklinde çizilir ve dikkat etmek, gözetlemek, seyretmek, bakış anlamına geldiği düşünülür. Ayn mukatta harfinin batıni seslenişindeki nun harfi ve gizli seslenişindeki kaf harfi, ayn mukatta harfinin gizil gücü ve destekçisidir. Benzer gizil gücü sin mukatta harfinde de görmekteyiz.
Batına Açılan Sin Kapısı başlıklı derste yeniden dinleyebilirsiniz. Sin harfinin de seslenişinde nun harfi, gizli seslenişinde kaf harfi destekleyici rolünü üstlenir. Ayn ve sin harflerinin gizil güçlerinin benzerliği dikkat çekicidir. Nun harfi ile benzersizliği, kaf harfi ile gücün ortaya çıkışı bu iki harfin de ortak özelliğine yansır. Diğer ortak özelliklerinin yatayda ve dikeyde olan kavisi yay uzunluğunu, mesafeyi, yaklaşmayı temsil ettiğini belirtmiştim. Ayn harfi göz, gözetmek ve bakış olarak anlam bulan bir kelimedir. Sin harfi de korumak, kalkan olmak, savaşçı anlamına gelen bir kelimeyi ifade eder. Bu iki harf hem görünen hem de görünmeyen dünyalarımızda bize görevimizi hatırlatır. Dünyada sevdiklerimizi ve kendimizi koruyan, kötülüklere karşı kalkan olan bir savaşçı olduğumuzu, iç dünyamızda da gören, gözeten, her bilgiden haberdar olan bir yapıda olduğumuzun mesajını verir. Ve bu mesaj benzersizliğimizin ve gücümüzün de en güzel temsilcisidir.